edelim. Alanyaspor da Süper Lig'de son 3 maçta, evinde de son 2 maçta gol atamayan bir takım. Ha. Ankara Gücü de son 4 maçta ikişer gol yiyor en azından. Gerçekten ilginç bir maç olacak ve Aytemiz Alanyaspor uzun süre namağlup olarak götürdü ligi. İlk mağlubiyetlerini de Göztepe'den aldılar evindeki. Eğer hazırsa o istatistiğimizi ekranlara getirelim. Belki bir sıkıntı da olabilir ama çekmişizdir diye düşünüyorum. Daha önce verildiği için. Evet, geldi. Burada çok dikkatimizi çeken şey benim için ortalama topla oynama süresi. Çünkü Alanyaspor'un ortalama topla oynama süresi Ankara Gücü'ne göre daha düşük. Bunun sebebi tamamıyla Alanyaspor'un genel oynadığı oyun tarzıyla. Alanyaspor rakibini genelde rakibine topu vererek, rakibine baskı kurarak, baskıdan bir aldı topla direkt geçiş oyunuyla oyunu bitiren bir oyun takım. Ve Efecan'ın 10 numara pozisyonlarına kayıp burada 10 numaraları tehlikeye atıp arkaya bek bindirmesiyle ya da Junior Fernandes'in bindirmesiyle birlikte direkt çapraz koşularla arka alanlara koşular sağlanıyor. Hı hı. Bu koşularla da fayda görülüyor. Bu getire arkada savunma yapıp önde topu atmasının sebebi de ve gerçekten başarılı olması sebebi kilit pas. Ne kadar çok kilit pas yaptığını görebiliriz 15 Ankara Gücü'nün üstünde bir kilit pas. Yapması gereken Ankara Gücü'nün kilit pas olduğu için söylüyorum bunu. Kilit pası daha çok Alanyaspor'un. Alanyaspor'un da şöyle bir şeyi var. Alanyaspor ne kadar çok topla oynadıysa o maçlarda çok puan kaybetti. Yani ya berabere kaldı ya maçı direkt kaybetti. Beşiktaş maçı direkt %50-%50 topla oynaması vardı. Maçı kaybetti. Çünkü set ataklarında sıkıntılar yaşadı. Yani direkt kendileri set ataklarını üretemiyorlardı bundan dolayı. Ankara Gücü'nün neler yapması gerekir? Bundan dolayı artık Ankara Gücü topu biraz daha Alanyaspor'a vererek baskıyı kendileri kurması. Efecan'ın içeri kaçışlarında arkalarda boşluk bırakmayarak ön nivroların, orta sahanın bunlara karşı direkt baskı uygulaması ya da direkt markajlaması gerekiyor. Artı olarak da Ankara Gücü'nün Alanyaspor'u bu çıkışlar, geçiş oyunlarda bıraktığı arkadaki boşlukları kullanabilir. Hani Orgil'in burada işte İlhan'ın eksikliği çok büyük bir şey. Hep ilk programlarda demiştim İlhan Ankara Gücü'nün 12. ve 13. adamı diye. Yani iki kişilik oynuyor yeri geldi mi. Bundan dolayı tehlike ve eksiklik getirecek. Başka deliklerimizin üstüne Alanyaspor'un bu topu sistemi biraz daha böyle topu indirmemelerini. Çünkü sürekli hava topu deneyen bir takım. Hava toplarından en çok kafa golü atan takım Alanyaspor. Bunu... Bir de tabii şöyle bir durum var. Ankara Gücü sezon boyunca yani artık 12 haftayı geride bıraktık. Sadece 13 gol pozisyonuna girmiş. Rakip Aytemiz Alanyaspor'da santroforda oynayan Papi Sisse tek başına 17 gol pozisyonuna girmiş. Artık Ankara Gücü'nün bir an evvel gol pozisyonu sıkıntısını atlatması gerekiyor. Evet. Madem transfer yapılamıyor devre arasına kadar, belki de transfer tahtası diyelim açılamayacak, kendi içinde bir çözüm üretebilir Ankara Gücü. Evet. Burada hava topu işte Kudüs için dönmesi çok avantaj olacak. Çünkü ligde iki hava topunu alan ikinci takım Alanyaspor. Kulis içinde hava toplarında ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Ve en çok duran top organizasyonu yapan takım Alanyaspor. Bu yüzden duran top organizasyonları da içerideki karmaşıklık denir insanlar taraftar arasında. O içerideki karmaşıklıklarda hep bir plan vardır. O plana fazla dikkat edilmeli ve ona göre bir sıkıntılar yaşanmalı.